Öncelikle herkese merhaba. YouTube'da ilk kanalım olacak. Meltem Amatalar ben. Umarım herkes iyidir. Bu videonun amacı şu ya da içerik deyin. Hani ne derseniz deyin. Benim için sigarayı bırakma. Yani ben çok küçük yaşlarda başladım maalesef sigarayı. Ve bundan bir sene öncesine kadar da bırakmıştım. Aralık ayında sanırım bıraktım ve tekrar Aralık ayı gibi de başladım. Neden? Çünkü bir tane yak bir şey olmaz. İki tane, üç tane derken bu pakete kadar çıktı. Ve maalesef ki ve arttıra arttıra içmeye başladım. Son 3 aydır da gerçekten bırakmak istediğime karar verdim. Ben ilk bıraktığımda doktor kontrolünde ilaçla bırakmıştım. Şu an ilacın adını vermeyeceğim. Çok faydasını gördüm. Çünkü o ilaçla beraber sigara içebiliyordunuz. Yani bunun belirli bir gün veriyordunuz işte kendinize. Atıyorum ikinci haftanın sonunda ben bu sigarayı bırakacağım diyorsun. Çünkü ilaçla beraber sigara içmeye devam ediyorsun. Devam ettiğin için ilacın vermiş olduğu etki şuydu. Mide bulantısı yapıyordu. Kokusundan gerçekten çok rahatsız oluyordunuz. Bir başkasının içmesinden bile rahatsız oluyordunuz. Yani benim arabam o hani bıraktığım zaman arabaya bindiğimde aslında arabamın ne kadar kötü koktuğunun farkına vardım. Ne kadar pis olduğunun farkına vardım. Ve bu insana gerçekten çok itici geliyor. Hele sigara içmeyen bir arkadaşınız varsa ki bu daha iyi anlıyorlardır beni. Ya da sigara içmeyenler varsa aranızda. Ve ben şu anda tekrardan bırakmak istediğimi ve bu kararımın arkasında durmaya karar verdim. Yani inşallah bırakacağım. Bunu birinci gün olarak sayıyorum. Videomun amacı bu. Diğer günlerde yaşadığım yoksunluklar ya da nasıl belirtiler var, baş ağrısı falan hepsini aslında neler yaşayacağımı biliyorum ama dezavantaj şu, ilaçsız deneyeceğim. Kendi isteğimle hiçbir şekilde destek almadan, ha belki 171 hatta onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. İşte yemek sonrasında içmek istediğinizde o hissinin 5 dakika süreceğini ve ondan sonra yatışacağını ya da yemekten sonra hemen dişlerinizin fırçalanması gerektiğini falan bir sürü şeyler. Ben bunları 21 gün boyunca deneyeceğim ve benimle beraber bırakmak isterseniz de deneriz diye düşünüyorum. Siz de bana motive olursanız ben de size inşallah. Bu şekilde umarım 21 günün sonunda bırakmış oluruz. Bugün birinci günüm. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.